Ne yakalanmasından bahsedersin sen? İndir kılıcını. Senin ne işin vardır sırlar kitabının peşinde? Devletle alakalı her mesele benim vazifemdir. Sana mı soracağım? Balıkçıyı da devlet için mi öldürdün? Devlet için öldürdüm elbet. Batininin tekiydi o. Ne yapsaydım? Kitabı çalmasına müsaade etseydim. Balıkçının üstünde batinliğe dair alamet yoktur. Batinliğe de benzemez bu. Güya nice vakittir batinilerle mücadele edersiniz. Balıkçı kılığına girip üzerinde alamet taşımayacağını aklınız kesmez mi? Gayrı bırakın beni. Beni ikna etmeden hiçbir yere gidemezsin Sabbah. Üzerine vazife olmayan işlere bulaşırsın. Sen daha hususi yiğit değilken ben bu devlete hizmet için çabaladım. Sen kim olursun da benden şüphe edersin ha? Göreceğiz bakalım devlet için mi çabaladın. Bu hakiki sırlar kitabıdır. Ama eski hatla yazılmış. Saraydaki ehil alimlere gösterip çözdürmeliyiz. Şimdi benim kılıcım boynundan indi. Ama sarayda sultanın kılıcı boynuna dayanacak. Bakalım o vakit nasıl kurtaracaksın kelleni. Evvel saraya bir varalım. Bakalım kimin kellesi kimden kurtulabilecek. Yürü. Elçin Hatun Firdevs'i takip ettiğini söyler. Sen ise her şeyi Elçin Hatun'un yaptığını söylersin. Anlaşılan bu hadisede düğüm Firdevs Hatun'dur. O çözülünce her şey açığa çıkacak. Kamaç! Tez Firdevs'i buraya getiresin. Emredersiniz sultanım. Git yaptığımız iyiliğin karşılığını versin. Sencer'in peşine düşsün ve gördüğü yerde işini bitirsin artık. Ne
Selçuklu çemberi giderek daralıyor. Irmağa doğru daha fazla ilerleyemeyeceğiz. Sencer mutlaka buradan geçecek. Onu görür görmez saldıracağız. O kartalın kanatlarını kırıp kafasını koparmak için sabırsızlanıyorum. Melikşah elimizden kaçtı. Ama Sencer kurtulamayacak. Kurtulamayacak. Askerlerimiz Zayende Irmağı civarında Haçlı Öncü Birliği'nin izine rastlamışlar Hacı Hazretleri. Emniyetin arttırılmasını isterler. Haçlılar demek buraya kadar geldi. Sencer de Zayende Irmağı boyuna gitmiş idi. Muhtemelen ona pusu atacaklar. Melik Tapar saray dışındaydı. Tez ona haber salın. Askerleriyle birlikte Zayende Irmağı civarına gidip Haçlıları bulsun. Onlar Sencer'e saldırmadan yetişsin. Hadi! Nasıl olur bu? Ne diye asar kendine? Birileri girip çıktı mı odaya? Gördünüz mü? Görmedik kimsenin girdiğini. Askerlerin çemberinden çıktık. Saraya varmamız uzun sürmez. Neredesin Markus? Nerede? Oh! Sencer! Sabırsızlıkla seni bekliyordum. Sonunda karşılaştık. Oo, demek sen de buradasın. Güzel. Güzel. Melikşah'ı kurtardın ama kendi canını kurtaramayacaksın. Siz de kimsiniz cehennem zebaniler? Melikşah da böyle söylemişti. Kolunu paramparça ettim. Şimdi de senin kafanı paramparça edeceğim. Sultanımızdan akan her damla kan için sizden bir kelle alacağım. Selçuklu devleti için kitap mühimdir. İyi muhafaza edin kitabı. Ha!
Ben kitabın peşinden gidiyorum Einar. Haydi Odo, Ayaz. Sabah saraya götürün. Sultanım, odaya girdiğimde kendini asmış olarak buldum Firdevs'i. Yanına kimse girip çıkmamış. Bu mektubu buldum. Yeni yazılmış. Her şeyi Terken Hatun olan sadakatimden ötürü ben yaptım. Onun baş hatun olması için Seferiye Hatun'u ben zehirledim. Hace de bu zehir mevzusunu açığa çıkarmasın diye ona felç zehrini Esma ile ben verdim. Şahit bırakmamak için Esma ile büyücüyü de ben öldürdüm. Sultanım, teyit etmeniz için Firdevs'e ait başka bir evrakı da getirdim. İkisi de aynı elden çıkmış. Mektubu yazanın Firdevs Hatun olduğu aşikar. Gayrı hükmümdür. Elçin Hatun her ne kadar Eyni'ye taşısa da kendi başına tahkikate kalkıştığı için usulde suçludur. Terken Hatun ile arasında vuku bulan hasımlık sebebiyle de bundan gayrı sarayda huzur bozulacaktır. Bu sebep ile buyruğumdur. Elçin Hatun tez vakitte Anadolu'ya dönecek. Lakin bu bir ceza değil, vazifedir. Anadolu'da hala daha ikilik yapan obalar var. Haçlı ordularının Bizans ile işbirliği yapıp aleyhimize işler yaptığının haberlerini alırız. Onlar gelmeden evvel Anadolu'daki obaların teskin edilmesi gerek. Bu işi en iyi yapacak olan da sensin Elçin Hatun. Sana itimadımız sonsuz. Ağabeyin de emin ellerdedir. Gözün arkada kalmaya tasa etmeyiz. İtimadınız benim övüncümdür. Sizin de devletimizin de yüzünü kara çıkarmayacağım. Sana gelince,
Firdevs Hatun'un suçuna iştirak etmemiş olman suçsuz olduğunu göstermez. Bir baş hatun olarak gaflet gösterdin. En yakınındaki hizmetlinin kirli oyunlarını fark edemedin. Her nasıl oluyor ise, hem bu mesele ile alakalı tahkikatler henüz bitmedi. Böylesi büyük bir meseleyi bir mektup ile kapatacak değilim. Bunca netameli mesele var iken baş hatunluğun devam edemez. Bu sebep ile buyruğumdur. Seni baş hatunluktan azlettim. Kararlarınızı sorgulamak haddim değildir sultanım. Lakin Seferiye Hatun'un hastalığı malumunuzdur. Gevher ise tecrübesizdir. Bu vaziyette baş hatun kim olacak? Merak etmeyesin. Ben tedbirimi evvelinden almıştım zati. Gölgesi öyle büyük biri gelecek ki o makamı layıkıyla dolduracak. Sen de kimsin? Melikşah oğlu Tapar'ım. Atamın intikamını almaya geldim soysuzlar. Yiğitler, Sencer'i orada iki yiğitle bırakmakla hata ederiz. Kefere'nin başka adamları da gelebilir. Eğer kitabı haçlar alırsa bu sefer de Sencer Sultan'ın gazabından kurtulamaz. Sen tasalan versin. Kefere'ye karşı talimdir Sencer kardeşimiz. Siz saraya gidin dediğine göre elbette bildiği vardır. Ben kitabın peşinden giderim Melik Hazretleri. Durun!
Seni bu saraydan göndereceğimi söylemiştim. Nihayet o gün geldi çattı. Bir daha da dönemeyeceksin. Ben devletim için yararlı işler yapmaya giderim. Küffarın taarruzuna karşı bir Selçuklu hatunla yaraşır şekilde mücadele edeceğim. Sen de bizim muhafaza etmeye çalıştığımız devleti saray oyunlarıyla kemirmeye çalış. Lakin unutmayasın. Yeni gelecek baş hatunun gözleri her an ensende olacak. Sultanımız gölgesi büyük biri demişti. Bakalım onunla nasıl uğraşacaksın? Bugün bu mutlulukla git Elçin Hatun. Lakin yarın neler olacağını elbet sen de işitirsin. Merak etme. Kaçan adam Sencer tuzağa çekemedir. Sen bu yönden gidesin. Sen de bu yönden. Tez bulalım onu, haydi. Selçuklular peşine düşmüştür. Ormana dağılın ve onu bulun. Desteğe ihtiyacı olabilir. Kitabı da, Einar'ı da burada görmek istiyorum. Tamam, emredersiniz. Hadi, hadi. Efendim. Yollara pusulanan gözcülerimizden haber geldi. Kılıç Arslan'ın kardeşi Elçin, Anadolu'ya doğru yola çıkmıştır. Kılıç Arslan'ın kardeşi Anadolu'ya doğru gidiyor, ha? Demek ki Türkleri Haçlı ordusuna karşı tertip etme niyetinde. Ama böyle bir şeye izin veremeyiz, öyle değil mi? Adamlarınızı toplayın. Ormana inin, pusu kurun, gereken neyse yapın. Melikşah, Elçin'in öldüğünü görünce
Haçlı ordusuna karşı kazanamayacağını anlayacak. Sencer'in adamları bunlar. Yoksa kitabın peşindeyken yakalayıp Seyyid'in olduğunu öğrendiler mi? Başelçi Hazretleri, yaranız vardır. Tez bakalım. Yiğitler, ben yaramı bir tedavi ettireyim. Bir yere gidemezsiniz. Sencer size Hacı'ya teslim etmemizi söyledi. Müsaadeyi de Hacı'dan istersiniz. Hem yaranızı da o tedavi ettirir. Siz kendinizi ne sanırsınız? Ben devletin başelçisiyim. Bana hain muamelesi yapamazsınız. Başelçiyi ne diye tutarsınız? Hacı'nın yanına götürürüz. Buradan itibaren vazife bizimdir. Biz götürürüz. Teslim etmek bizim vazifemizdir. Şimdi çekilin yolumuzdan. Sarayda hususi yiğitlik işlemez. Vazife bizimdir dedik. Destur! Neler olur burada? Vazifenizin başına dönün. Haydi. Hacı Hazretleri. Başelçiyi elinde Batinilerin Sırlar kitabıyla yakaladık. İzah edebilirim Hacı Hazretleri. Sencer ne diye gelmedi? Kitap onda mıdır? Yolda Haçlılar pusu kurdu Hacı Hazretleri. Kitabı da onlar kaçırdı. İndi Sencer kardeşimiz peşlerindedir. Tahmin ettiğim gibi. Neyse ki taparda Haçlıların peşine gitti. İnşallah başlarına bir hal gelmeden sağ salim geri dönerler. Ve sana gelince sabah, o kitabın peşinden ne diye gittiğini ve dahi onu nasıl bulduğunu Sencer döndüğünde sultanımızın huzurunda anlatacaksın. Sanırsınız. Biliyoruz elçi. Selçuklu hanedanın kökünü kazıyacağız. İlk kurbanımız da sen olacaksın. Anlaşılan daha Anadolu'ya varmadan sizinle cengimiz başladı. Haçlı itleri! Siz geride durun elçi Natu. Oh!
kadar da güzelmiş. Önce benim olacaksın. Dokunmayın hanımıma! Bir Selçuklu hatununun ırzına el uzatmak, ecelini çağırmak demektir. Gebertin soysuzları! Sen serçe sanıp akbaba gibi peşinde dolaşırsın. Lakin bu topraklarda kartalın dişisi de kartal olur. Hatun'a benim başlıklardan getirin. Canımızı kurtardınız. Sağ olasınız. Yanında Selçuklu askerleri olduğuna göre mühim birisin anlaşılan. Kimsin sen? Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kızı Elçin Hatun. Sultanımızın emriyle Anadolu'ya giderim. Demek Elçin Hatun'sun. Yurduna vardığında Hatun Ana'nın mezarında benim için de bir Fatiha okuyasın. Başına da bir selvi dikesin. Severdi kendisi. Siz anamı tanır mıydınız? Ben cümle Selçuklu hatunlarını bilirim. Onlar da beni iyi bilirler. Buyur hanımım. Ya siz kimsiniz? Şahin kanı yerde kalmayacak. Sen onun kolunu yaraladın ama şimdi ben seni kellene alacağım. Yalnızca Melikşah'ın kolunu yaralamadım. Müslümanların kafatasından da kadeh yaptım. Şimdi senin kanatlarını koparacağım Selçuklu'nun kartalı. Pencemden kurtulabilirsen tabii. Yakında benim gibi binlerce savaşçı gelecek. Haçlı ordusu Selçuklu topraklarını kana bulayacak. Kana. Demek bu kadar kana susadınız. Merak etmeyesiniz. Bir hilal bütün Haçlıları boğmaya yeter. Size
Hepinize mezar olacak burası. Kitabı kurtardım. Sultanımızın intikamını da bu soysuzdan aldım. Şükür ki önlerini kestiniz. Var olun Melik Hazretleri. Asıl yiğitliği sen yaptın. Hakikatle evlat olduğunu gösterdin. Cenk de kardeşim Sencer. Askerler, siz başlarını aramaya devam edin. Biz kitabı geri götüreceğiz. Firdevs'in mektubu olmasaydı Melikşah çoktan boynumu almıştı. Firdevs'in ölümü benim hayatımı kurtardı. Her daim böyle sadık insanlara ihtiyacımız var Tacin Mülk. Asıl sadık olan benim Terken Hatun. Firdevs'e kalsa ölmemek için yaptığımız her şeyi öterdi. O yüzden ona mektubu yazdırıp ben öldürdüm. Sen mi? Arz odadaki adamımız olan muhafız sizin tehlikede olduğunuzu bildirince doğrudan Firdevs'in yanına gittim. Kendi ağzından her şeyi o yapmış gibi yazdırdım. Hepsini hür irademle yaptım. Terken Hatun olan sadakatimden dolayı kimseden emir almadım. Sonra da gerekeni yaptım. Peki ya sen Tacim? Bir gün yaptığımız her şeyi Sultan Melikşah'a söyleyeceğimi bilsen, beni de mi öldüreceksin? Hiç olur mu öyle şey Terken Hatun? Size canım fedadır. Tam Elçin Hatun'dan kurtulduk derken, İmdi bir de başımıza yeni baş hatun çıktı. Sultanımızın dediğine göre gölgesi büyük biri. Ya bu kişi Berkyaruk'un anası Cübeyde Hatunsa? Ağzından yel alsın Tacin Mülk. Sübeyde Hatun tek başına ordu gibidir. Eğer o bu saraya gelirse... Sultan.
Zübeyde Hatun. Oğlum Berkerun anası. Hanedanımın yıldızı. Işığın ile sarayımıza hoş gelmişsin. Hoş bulduk sultan. Aramızdaki yollar uzundu. Kavuşturdunuz. Nicedir ayrıydık, birleştirdiniz. Gayrı, devletimizin otağı, saltanatımızın ocağı olan sarayımızda emrinize amade olmaya geldim. Yolda akbabalarla karşılaştık. Elçin Hatun'a musallat olmuşlardı. Akbabaların kellesini aldık. Elçin Hatun'u askerlerimle yolladım. Anadolu'ya emniyet içinde varacaktır. Kanatlarının gölgesini imdiden göstermişsin. Sultanım, oğlumuz Berk Yaruk'tan hasret dolu selamlar getirdim. Sıhhatinize, saltanatınıza, devletinize her daim duacıdır. Aleyküm selam. Var olsun benim iki gözümün biri. Bundan gayrı devletin yeni baş hatunu Zübeyde Hatun'dur. Mühürü ona teslim edesin. Devletin itibarı, sizin güveniniz, benim de onurumdur. Kudreti ancak sizin gölgenize bağlıdır. Sizin gölgeniz, benim dirayetimle sarayda bozulan düzeni yeniden ihya edeceğiz. Biz seninle aynı suda vaftiz edildik. Kanımız aynı yeminle kutsandı. Beraber ölecektik. Ama bir düşman kılıcı bizi ayırdı. Benim bir parçamı aldı. Sana yemin ederim, zenciri bunun bedenini ödeteceğim. Sana yemin ederim, o zencirin kalbini kendi ellerimle çıkaracağım kardeşim. Kendi ellerimle. Zencir. Zencir. Onun obasını, sevdiklerini, hepsini, hepsini katledeceğim. Zencir. Zencir. Zencir! İçesin bakalım şerbetimizden. Yol yorgunluğunu alır. Sağ olasın. Aslanımız Berk Yaruk aynı senin izinden gider.
Topraklarına adaletle hükmeder. Cümle cihan memnundur ondan. Kendini asla Melik Berk Yoruk diye anmaz. Mutlaka Melikşah oğlu Berk Yoruk der. Daima oğlun olmanın gururunu taşır. Ha? Sana bir hediye göndermişti. Bu zanaatı sen öğretmiştin ona. En nadide eserimi babama vereceğim demişti. Bu yay sensin. Yani babamız. O ok da oğulları. Yani babadan çıkan oğullar devletimiz için cihana hükmedecek demek ister. Asla yiğidim benim. Her işinde zekasının ışığını gösterir. Nicedir onu da görmem. En tez vakitte Berke Rum'la da hasret gidereceğim inşallah. Senin de haberlerini alırım. Biz seni oğlunun yanında kal. Bir köşeye çekil, istirahat et de yolladık. Lakin orada da boş durmamışsın. Hatunları bacılar başı gibi çekip çevirmişsin. Pusat talimine dahi alırmışsın. Sen Sultan Alparslan'ın oğluysan ben de onun kardeşi Yakuti'nin kızıyım. Bizde can çıkmadan istirahat yok bilirsin. Sen de yenice küffarla gaza etmişsin. Sen istirahat ediyor musun ki ben edeyim? Çocukluğumuzda da hep böyle yarışırdın benimle. Gayretlerin hep bana destek oldu. Şimdi de bu sebeple çağırdım seni saraya. Melikşah, senin ağzından çıkacak her kelam başım üstünedir. Sağ olasın. Elde pusat, her daim düşman ardında olmamız gereken günlerdeyiz. Bu sebeple sarayı ardımda gönül rahatlığıyla bırakmak isterim. Sarayı çekip çevir. Nizam, intizam getir. Biz de ardımızda esaslı bir hatun var diyerek gönül rahatlığıyla cenge gidelim. Çok yormuşlar seni. Düşmana bakan yanı hala cevval, hala ateşli. Ama saraya döndüğünde gönlünü okşayacak sevgiden, şefkatten mahrum. Gayrı ben geldim Melikşah. Gözlerinde kaybolan ışığı vermek için de, kalbinde sönen ateşi yakmak için de buradayım. Şimdilik sarayı çekip çevirmen kafi, Zübeyde. Sencer saraya geldiği vakit beni sorguya alacaklar. Bu sorgu saraydaki sonumuzu getirebilir Sadık. Kurtuluş yolumuz yok mu efendim? Vardır. Sencer'in ölmesi. Biz kitabı nasıl olsa Markus'tan geri alırız. Umalım ki Markus onu öldürsün. Sencer'in de kitabın da saraya gelmemesi gerek. Sencer geldi.
Hem de kitapla beraber. Markus da ona baş gelememiş belli ki. Şimdi hem beni ölüm sorgusuna alacaklar hem de kitabı çözdürecekler. Efendim. Arz odasından sağ çıkamayabilirim. Sultan benim kim olduğumu anlayıp da hakkımda idam hükmü verirse sen ne yap et kitabımızı sarayda bırakma. İcab ederse sarayı ateşe ver. Ben yüce imama kavuşsam bile davamız yaşamalı. Size vasiyetim budur. Hatunumuz Zübeyde Hatun. Seferiye Hatun hastalandığından beri saray hatunlarına yaraşmayacak işler olmuş. Bundan gayrı herkes kendine çeki düzen verecek. Sözlerimi dinler, kaidelerime itaat ederseniz rahat edersiniz. Gevher. Sen hangi zanaatla uğraşırsın? Nicedir bir uğraşım yoktur. Hem malum, gebeyim. Onunla alakadar olurum. Böyle mi hanedan hatun olunur Terken Hatun? Nerede görülmüş bir saray hatununun boş durduğu? Herkesin bir zanaati, bir hayır işi olacak. Bilmez misin? Sen teftiş edecektin bunları. Mahmelek, sen pusat talimi alır mısın? Almam Zübeyde Hatun. Rezalet. Rezalet. Hem Selçuklu Hatun'u olacaksın, hem elin pusat tutmayacaksın. Baş hatunluğu geçtim, sen bu kızın anasısın. Hiç mi gözetmezsin bunu? Devletimizin kurucusu Sultan Tuğrul, taht şehrinde kuşatılınca hatunu Altuncan Hatun, pusatları kuşanıp atlanarak meydana inmiş yardım için. Bu makam bize onun emanetidir. Her Selçuklu hatunu gerektiğinde elde pusat cenge koşacak. Haricinde bir zanaatı, bir hayır işi olacak. Sarayda kös kös oturan hatun istemem.
Herkesi sürekli teftiş edeceğim. Bilesiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Baş Hatun. Hayırlı ve uğurlu olsun. Baş Hatun. Kitabı muhafaza ederken yaralandın. Devletimize canım feda sultanım. Diz çök. Söyle. Basın ilere mi çalışırsın? Haşa sultanım. Böyle itham edilmektense kılıcınız altında can vereyim benim için daha şereflidir. Cümle Selçuklu'nun iki gündür didik didik aradığı kitabı. Sen nasıl olur da eline koymuş gibi bulursun? Kitabın atıldığı yeri askerlerden öğrendim. Suyun akışını hesap edip aramaya çıktım. Zaten
Kitabı da balıkçı kılığına girmiş batiniden aldım. Orada da söyledim. Askerler ırmak civarındaki çemberden kuş uçurtmazlardı. Kitabı arayan vazifeliler haricinde de kimse giremezdi. Sen nasıl girdin Sabbah? Benim gittiğim bölgede hiç asker yoktu. Belli ki o öldürdüğüm balıkçı kılığındaki batini de askerlerin bu gafletinden yararlanıp oraya kadar girmiş. Bugüne dek batini meselesiyle hiç alakadar olmayan bir başelçi. Ne demeye? İbn-i Sırlar kitabı mevzu bahis olunca herkesten daha şevke geldi. Benim asli vazifem harici meselelerimizdir. Batiniler ise dahili meselemizdir. Bu vakte kadar bu hususta haber getirmemem o sebepledir. Bir devlet vazifelisi olarak devleti için vazifeye atılmış nihayetinde. Bugün atıldığı vazife sebebiyle Sabbah'ı cezalandırır isek, yarın bu devlet için hiç kimse elini taşın altına koymaz. Sabbah'ın yaptıkları ortadadır. Ne onun cevapları, ne de senin müdafan, içimdeki şüpheyi yok etmek için kafi değil. Sultanım, Sabbah bunca yıldır kendini devlete vakfetmiş bir vazifeli olarak sizin gözünüzden düşmanın verdiği acıyla kendini mühim bir vazifeye adamış. Sultanım, ben hain olsaydım saraya dönmezdim. Haçlılar saldırdığı vakit o hengame de kaçardım. Lakin ben devletimiz için şehit olmayı vazife sayıp vuruştum. Doğru mudur bu? Doğrudur sultan. Sultanım, bir devlet vazifelisi kolay yetişmez. Benim aklıma da gönlüme de düşen odur ki bir devlet vazifelisi böylesi kolay harcanmamalı. Kalk. Sana dair şüphelerimi gidermenin tek bir yolu var. O sırlar kitabının açığa çıkması. Şayet batıniler ile bir bağın var ise o kitap çözüldüğünde açığa çıkacak. Yazılar çözülene dek saraydan çıkmayacaksın. Emredersiniz sultanım. Emredersiniz. Thank you.
Müsaadenizle sultan. Sencer. Akşam soframıza misafir olasın. Hem senin hakkında sormak istediğim şeyler var. Zübeyde Hatun gelip imdiden herkese kök söktürmeye başladı. Herkesin içinde bana da laf söyledi. Zanaatle, hayır hasenatla uğraşacakmış. Ne var bunda bu kadar kızacak? Doğru bir şey demiş. Sen bu vurdum duymazlıkla gidersen, emirliği de, vakti gelince sultanlığı da rüyanda görürsün. Ağzından çıkanı kulağın işitsin. Hatunumsun diye ağzına gelen her lafı diyemezsin. Derim. Diyeceğim de. O kadın burada oğlu için saltanat yollarını hazırlayacak. Ya sen ne yapacaksın? Bu seni alakadar etmez. Senin şimdi düşünmen gereken tek şey çocuğumuzun sıhhatidir. Gayrı böyle meselelere de burnunu sokmayasın. Yeter Tapar. Yeter. Güya sen Melik, ben Melik Hatun'uyum. Lakin hanedandaki en kıymetsiz olan biziz. Daha ne yapmam gerek senin için, ha? Ne yapabildin ki? O kadın gelip baş altın oldu. Eğer sözünün ağırlığı olsaydı, Terken Altun değil, ben baş altın olurdum. Onu dahi yapamadın. Nankörlük etmeyesin. Bu ne hırstır, bu ne kendini bilmezliktir böyle. Sultan kimi neye layık gördüyse olacak. Sana da bana da sorgulamak düşmez. Zaten sorgulamaya sorgulamaya bu hale geldin. Sultanın yanındaki obalı Sencer'den bir farkın yok. Bana bak gever. Haddini aşmayasın. Bana istemediğim şeyler yaptırmayasın. Gayrı hırsınla beni de kendini de zehirlemeyesin. Zehra. Demek ben zehirlerim seni. Ya yapacağını yap imde, ya da çık git buradan. Hem hakaret edip, hem de yüzüme bakmayasın. İndilik ölüm sorgusunu atlattık. Ama kitap çözülene kadar da saraydan çıkamayacağım. Beni en çok kuşkulandıran da ihtiyar kurt oldu. Herkes üzerime gelirken o beni müdafaa etti. Daha geçen de cezalandırdı bizi. Neden yapmış olabilir bunu? Hacı Hazretleri. Şimdi aklına düşürürsün. Daha evvelinde gazap eden hacı. Şimdi ne diye beni müdafaa etti değil. Ben bir adamın kıymetini
devlete verdiği hizmetler ile ölçerim. Senin ölümüne seyirci kalmak, devlete ettiğin hizmetleri yekûnünden silip atmak ile birdir. Sen vazifen olmasa da devlete olan sadakatinden bir işe kalkıştın. Bize düşen de sadakate vefa ile karşılık vermektir. Allah sizden razı olsun Hacı Hazretleri. Devletimiz çetin bir vetireden geçmektedir. O sebeple devletimizin sırtlandığı yüke omuz vermek istedim. Ne mutlu bana ki siz beni anladınız, bana kıymet verdiniz. Sen her daim devlete faydalı işler yap ki ben de sultana dahi göğsümü siper edip seni savunabileyim. Sen de her daim bana sadık olasın. Müsterih olasınız Hacı Hazretleri. Siz ve ben birlik olup bu devlete pek çok hizmet edeceğiz daha. Ey. Bu kitap meselesi ne vakit çözülür Hacı Hazretleri? O seyyiduna denen mendeburun da cümle batini zındıkların da açığa çıkmasıdır tek dileğim. O kitap ile şeytanları avucumuzun içine aldık sabah. Ezip parçalamamız da an meselesidir. Merak etmeyiz. Neden müdafaa etmiş sizi? Ben onun derdini anladım. Zehirlendikten sonra kimseye itimat edemez oldu. Safını sağlamlaştırmak ister. O sebeple de beni yanına çekmeye gayret eder. Şimdilik kellemizi Melikşah'ın elinden kurtardık. Ama kitap çözülürse hem beni bulurlar hem de örgütlenmemiz çöker. Vazifenin çetin eşiğindeyiz. Gayrı harekete geçeceğiz sadık. Kutsal mızrağı Kudüs'e birlikte dikecektik kardeşim. Ama o Türk, Sencer denen Türk aramıza girdi. Ama merak etme, çok yakında tüm Selçuklu toprakları benim intikam ateşimle kavrulacak. Takip eden askerlerden ikisini yakaladık. Mezarını bu iki düşmanın kanıyla kutsuyorum kardeşim. Ama merak etme. Çok yakında sana çok daha büyük bir kanla geleceğim. Sencer'in kanını dökeceğim mezarına. Bu mezarı öyle kutsayacağım. İnan bana. Batınilere haber salın. Sencer neredeyse bir an önce bulsunlar. Bu leşlerin kanı kurumadan onu burada istiyor. İntikam! 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 Babam Berzem kuşatmasında şehit düşmüş. Hacı söyledi.
Kaç yaşındaydın o vakit? Bilmem ama kendimi hatırlayamayacak yaştaydım Sultan. Hacı seni ne vakit Hususi Yiğitleri arasına aldı? Nasıl buldu, nasıl keşfetti? Hacı şehit çocuklarını sahiplenir diye anam 6 yaşındayken beni ona emanet etmiş. Mehmet Ani'nin tekkesine gitmiştim. Ananı görmek, ona sual etmek istedim. Lakin yaşananlardan ötürü kırgındı belli ki. Huzuruma çıkmak istemedi. Başulu ana, öyle yüce gönüllüdür, öyle şefkatlidir ki sultanım. Ananın adı Başulu mu? Başuludur sultanım. Fatma Başulu. Tapar'ın anasının adı da Başulu'ydu. Onu da Berzem kuşatması günlerinde kaybettik. Senin de baban Berzem kuşatmasında şehit düşmüş. Berzem kuşatmasının olduğu gün pek çok kişi için kader sapağıymış demek ki sultanım. Öyle oldu. Kimisi yakınımızda. Kimisi uzağımızda yaşar bu kader. Bazıları da uzaklaştıkça yakın olurlar birbirlerine sultan. Gözümün nuru, sen benden uzaklaştıkça yakınlaşacaksın. Benim de kader sapanda dilimden dökülmüştü. Umarım ki söylediğim kişinin de yüreğine işlemiştir. Onu, Başulu Hatun'u çok sevmişsiniz belli ki. Ocağımızı ısıtan, onun her daim soran sevgisiydi. Yuvamızı aydınlatan, onun sabırlı, merhametli, vefalı duruşuydu. Ruhu şad olsun. Her ne hatırası var ise yüreğimde sonsuz bir sevgi ve vefa ile taşırım. Hedefin doğru olsa da usulde hata yaptığın için dün karşımızda bir suçluydun. Usulde doğru yaptığın için bugün misafir soframızda oturursun. Sen devlete nasıl davranır isen, devlet de sana öyle davranır. Gereken karşılığı verir. Seni soframa misafir etmemdeki esas sebep, bunu iyice idrak etmeni istememdir. Benim için çok kıymetli birineydi.
babasızlığın üşüttüğü yeri ana ocağının ve devletin ısıttığını söylemişti. Sana sözüm vardı. Baba bildiğin sultanın olarak seni ısıttığımızın alameti olsun bu post. Çok güzel sultanım. Sizin için pek mühim biri için yaptığınızı söylediniz. Kim için olduğunu sormamın mahsuru var mıdır? Senin gibi babasız kalan biriydi. Gayrı Haçlılar da düşmanın olmuştur. Her daim tedbirli olasın. Bu alamet üzerinde oldukça gözümüzü de, elimizi de, babalığımızı da yanında hissedesin. Ömrünüz bereketli. Devletiniz daim olsun sultan. Hayrola Terken Hatun. Has odama. Sultanımızın yanına giderim. Sultanımızla şimdi ben görüşeceğim. Lakin bu vakitler sultanımız hep beni bekler. Bundan böyle ben müsaade verdiğim vakit sultanımızı görebilirsin. Şimdi bekleyeceksin. Daha evvel elimize geçen Batıni kitaplarında bazı hususi yazılar vardı. Lakin bu yazıların altına başka işaretler koydukları için aynı anlam çıkmaz. İmdiye dek anlayabildiğimiz hiçbir şey yok mu? Yazıları çözmek için altındaki işaretleri de çözmek gerek. Batıniler kitabın ele geçirildiğini öğrenirse ona göre hareket edeceklerdir. Tez vakitte çözmek lazım gelir. Ne kadar vakit alır? Biraz vakit alabilir Hacı Hazretleri. Lakin er geç çözeceğiz şifreleri. Nöbetçiler sıkaralıklarla değişir. Anlaşılan ihtiyar kurt bu defa işi sıkı tutar. İsfizari ile Gazali gece gündüz odadan ayrılmaz. Oda boşalmadan içeri girmemizin mümkünatı yok.
Her ihtimale karşın tedbirimizi alacağız. Tez Faysal'a haber gönderesin. Biz burada kitap için uğraşırken o da Şelemzar için bir adım atacak. Nedir efendim? Emir İlteber'in kızı Turna ile evlenecek. Bu hem davamız için bir adım olacak hem de Sencer'e vereceğimiz ceza. Nasıl ki Sencer elimizden kitabımızla Rüstem'i aldı, biz de onun elinden sevdiğini alacağız. Senin ne işin vardır Hacer'in makamının yanında? Nöbetçiler vazifesini yapar mı diye bakmaya geldim. Onlar vazifesini yapar mı bilmem ama sen vazifen olmayan işlere bulaşırsın. Yeterince başıma bela oldun ha. Daha fazla haddini aşma. Asıl sen başımıza bela oldun. Çok ayağıma dolanırsın sapma. Ben ayağıma dolananı çiğnerim bilesin. Attığın iftiralara sultan inanmayınca delirdin değil mi? Yaptığın her işin içinde devletin zararına bir niyetin vardır. Sen hiçbir vakit bu devlete layık olamayacaksın. Sen bu devlete layık olacaksın. Seni gayrı benim ya da bu devletin ayağına dolanırken görürsem ölümün benim elimden olursa bağ. Siz daha bana bir şey yapamadan ben sizin devletinizi başınıza yıkacağım. O sırtını dayadığın sultanın da bu saraydan cenazesini çıkaracağım. Tez vakitte iyileştirir bu merhem. Azıcık sabredesin. Onca cenk yarası öldürmemiş. Bu da öldürmez. İmtidan elinin her şeye değdiği belli. Yediğimiz aşağı, içtiğimiz suya dokunmuşsun. Sarayın dahi havası değişmeye başladı. Benim elimde bir hüner varsa senin elinin verdiği güçtendir. Anamın ahvali de fenadır. Acep onu bir müddet sarayın dışına mı çıkarsak? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Belki ahvali de düzelir. Ben onun için elimden geleni yaparım. Lakin illa gönderelim dersen, tabiata yakın bir yerde olması, ferahlık bulması için isabetli olur. Haydi sen uyuyasın. Ben de odama gideyim. Terken Hatun daha fazla beklemesin. Zihnime bugün başka düşünceler üşüştü. Terken Hatun ile kelam edecek vaziyette değilim. Söyleyesin ona. Bu gece kendi hususi odasında istirahat etsin. Nasıl istersen.
Sübeyde, alakan ile tüm yorgunluğumu aldın. Nice vakit sonra ilk defa bu kadar rahat uyuyacağım. Sağ olasın. Allah rahatlık versin. Sana da. Başyolu. Sırlar kitabımızı muhafaza etme vazifesini yapamayan kim? Kim Seyyiduna Hazretlerinin sarayda tutsak olmasına sebep olan? Benim. Hatasız olan Yüce Seyyiduna'ya karşı hata işledim. Canım ona feda olsun. Şeytanların esaretinde bana ancak hançerin döktüğü kan güç verecek. Akan kan yüce imama erişsin, onun ruhaniyetiyle benim hançerime güç versin. Seyyiduna'yı hançerden dökülen kan kurtaracak. Şeytanların elinden kurtuluş yoluna çıktı. Bu yolu hançerler açacak ona. Ve kurtuluşa çıkan kapıyı aralayacak. Buraya geçemez. Karanlıklar içinde yatan şeytan, onun karşısında çaresiz kalacak. Ölümün soluğu bir gölge gibi ilerleyecek şeytanın kalbine. Ve o kalbi paramparça eden hançeri saplayacak. Dökülen bu kan kurtuluşuna adak olsun baba! Ruhum akan kanla arındı yüce imam. Şeytan melikşaha inen hançer zihnime
ilham ettin. Eğer sırlarımızı açığa çıkarırlarsa, bu saray cümlesine kan gölü olur. Vazifelerde muvaffak olup sonunda geldin. Hainlikler, pusular, zorluklar bizi yeterince üşüttü. Birbirimizden ayırdı. Doğru dersin Turna. Baban ne der izdivaç işine? Ne desin? Sencer başı belalıdır. Nerede ne zaman başına ne fenalık geleceği belli olmaz dedi. Doğru demiş. Onlarca düşmanın intikamı arkamda gezer. Onlarcası da önümde pusu atmış bekler. Bir baba olarak kaygılanması tabidir. Babam kızı için kaygılansın. Benim öyle bir kaygım yoktur. Ben seninle düşmanlarına karşı da bir olmak isterim. Düşmanların senin canına bir zeval getirmesin de, ben hepsini darumar etmesini bilirim. Gayrı konuşmayalım artık bunlar. Beni bir yere götüreceğini söylemiştin. Merakımdan ölürüm. Ne zaman gideceğiz? Götüreceğim. Sabredesin. Daha da sabredemem. Hadi gidelim. Turnam dur bekle. Bana haber etmeden nasıl gider o Sencer'le? Ona öfkemi bilmez gibi nispet yaparcasına nasıl gider o eşkıyayla? Biz ne diyebiliriz Emir Hazretleri? Siz zaten ne işe yararsınız ki? Emir Hazretleri, tüccar Faysal geldi. Sizinle görüşmek ister. Faysal ne vakit gelse kara bir havadis getirir bize. Bakalım bu seferki kara haber nedir? Gelsin. Sen de defol git. Ahvale bakılırsa yine öfkeniz azmış. Hayrola? Mesele nedir? İdarecilik insanda ne sıhhat bırakır ne de huzur. Yine şehir meseleleri işte. Asıl sen söyle. Seni buraya getiren sebep nedir? Yoksa yine Melik Tapar mı? Evet, Melik Tapar. Ama şahsı değil. Onun madenler ve Darülhicre meselesini söyleyecek olması. Ne demektir bu? Melik Tapar madenler ve Darülhicre'yi bana devrettiğini mutlaka sultana söyleyecektir. Melik Şah da bunu öğrendiğinde ikimiz için kötü olabilir. Sana demiştim de sözüme itibar etmemiştin. Sultanın gazabından o vakit korkacaktın. Şimdi ne dememi istersin? Sultana yalan söylememi mi? İkimizi de kurtaracak bir yol teklif etmeye geldim. Neymiş o yol? Devlet bu yaptığımız işe tek bir şekilde müsamaha gösterir. Seninle aramızda kan bağı olması. İyi dersin de bu yaştan sonra benim evlenmeye niyetim yoktur. Vereceğin hatun kimse kalsın. Vermeyeceğim. Senden alacağım.
Alacak mısın? Yoksa... Kızın Turna Hatun'la evlenmek isterim. Sen ne dersin be? Madenleri Darül Hicre'ye aldın. Şimdi de kızıma mı göz koyarsın? Ben ne aldıysam senin iyiliğin için aldım. Şimdi kızın Turna Hatun'u da yine sana iyilik yapmak için isterim. Ben itibarlı bir tüccarım. Gerekirse Bağdat'taki halifelikten yardım isterim. Ama senin arkan yok. Devletin gazabından kurtulmak için bu izdivaça olur demen gerek. İyi düşün. Olur dersen talih kapısı sana açılacak. Olmaz dersen kendi ellerinle kıyametini hazırlarsın. Anam, bu seyahat saatin için elzemdir. Dönmeni hasretle bekleyeceğiz. Daha saati dönesin inşallah. Oğlum. Hastalanmayasın. Uzaktayım ama hissederim. Yüreğim sızlar. Tez vakitte sıhhatle dönesiniz Hatun Hanım inşallah. Yolunuz açık olsun Hatun Hanım. Bugün Kınık Obası'nda toy varmış. Boyumuzun töresidir. Bizden de armağan göndermek icap eder. Armağanımızı Kınık Obası'na sen götüresin Topar. Demek soyumuz soylanacak, boyumuz boylanacak. Nicedir ben de oba havası almamıştım. Ben de Kınık Obası'na uğrayayım o vakit. Anamı da yanında götüresin Topar. Emredersiniz sultanım. Ana! Oğlum! Oğlum! Şükürler olsun ocağına nihayet döndüm. Başımızdaki belaları savdık ana. Yine dizinin dibine vardık. Turna Hatun da yaşadığım yeri görüp bilsin isterim. Toy vakti gelmesi yaraşırdı. Ne iyi etmişsin. Sen de hoş geldin kızım. Hoş bulduk başından. Obaya dönen yiğitler söyledi. Sultan seni affetmiş. Takdirini de almışsın. Övüncüm oldun oğul. Ben yardım edeyim.
Bu ne görklü postur böyle? Belli ki mühim bir kişinin elinden çıkmış. Şimdi babamın hediyesidir. Vakti zamanında pek kıymetli biri için yaptırmış. O da babasını kaybeden biriymiş. Ne oldu ana? Baban Berzem'e gitmeden evvel bunu getirip helalleşmeye gelmişti. Oğlumuz olursa onu bu kurt postuna sarmanı istemişti. Bu o posttur oğlum. O oğlum da sensin. Görür müsün ana? Bir insanın nasibinde ne varsa o gelir başına. Babam o vakit beni bu posta saramadan mı? Şimdi yine kendi elleriyle sarım. Başula ana. Sultanımızın armağanını getirdik. Seferiye Hatun'da istirahat yolundayken uğramak istedi. Baş. Sen hayattasın. O ne demek Hatun Hanım? Oğlum. Anan ölmemiş. Tanımadın mı? Seni sarayda gördüğümde boşuna Alparslan'a benzetmedim. Sen de Melik Şah'ın oğlusun. Demek saraydan sürüldükten sonra doğurdun ha. Melikşah'la sen bunu herkesten gizlediniz. Hatun anamın saati nicedir bozuktur. Zihni bulanmıştır. Herkesi birilerine benzetir. Sizin de adınız Başulu olunca belli ki o zanam zannetti. Mazur görün. Hürmet ederiz. Size çadırımda ayran ikram etmek isterim. Seferiye Hatun. Hem derin bir hasbihal ederiz. Ben de size toy yerini göstereyim Melik Hazretleri. Buyurasınız. Yıllar evvel
Benden ayırdığın oğlum seni yanıma getirdi. Kader hesaplaşmamızı istemiş Seferiye Hatun. Tapar bana inanmadı. Lakin bildim senin oğlun. Bu vakitten sonra da kime söylesen inanmayacak. Bilesin ki sana hiç kin gütmedim. Ama yaşattıklarını da unutmadım. Bir oğlumdan ayrıldım. Yıllarca bağrımda evlat ateşi yandı. Öbür oğlumla yıllardır gizlenip dururum. Melikşah ise ne benim yaşadığımı bilir, ne de öz oğlun kim olduğunu. Değer miydi yaşattığın bunca acılara? Mecburdum. Başka çarem yoktu. Casuslukla suçlanmıştın. Sen sürgüne gitmesen Melikşah'a zarar gelecekti. Melikşah'a yine zarar gelmedi mi sanırsın? Bir oğul anasız büyürken gözünün önünde ona bakıp hiç yanmadı mı? Öbür oğlu ondan uzaklarda büyürken yüreği kavrulmadı mı? Oğlumun acısını yıllardır gözümün önünde hissettim. Çektiğim vicdan azabını bir Allah, bir ben bilirim. Ama mecburdum. Devletin baş hatunuydum. Devlet varlığımla yıkılmazdı. Yokluğumla da değişmedi. Sen de anasın. Baş hatunluk analıktan daha mı yüceydi ki bana bu acıyı verdiniz? Bak şu haline. Zehirlemişler seni. Sonunda saray oyunları seni de buldu belli ki. Şimdi hakikati kime söylesen inananın olmayacak. Yazık ettin herkese. Seferiye Hatun. Belki de istirahate gittiğim yerden dönmeyeceğim. En büyük vicdan azabım sensin. Buna hakkım yok belki. Ama yine de helallik vermeni isterim. Bu dediklerim yıllardır yüreğimi kavuran hesaplaşmaydı sadece. Kini olanın dini olmaz. Hakkım helal olsun. O yiğit Sencer, Melikşah onun öz oğlu olduğunu bilir. Bir oğlu olduğunu bilir. Ama onun Sencer olduğunu bilmez. Dediğin gibi ne desem inanmazlar. Ben de bundan sonra ne seni ne Sencer'i bileceğim.
Ne oldu? Obaya birini sızdırabildin mi? Birini gönderdim. Sızacaktır muhakkak. Sızacaktır. Ha? Nasıl olacakmış o iş? Türkler içlerine bir casus sızdığında bunu muhakkak bulur. Merak etme. Öyle refiklerimiz vardır ki su gibi renksiz, kokusuz olup her yere sızarlar. Hem onları en zayıf yerlerinden, merhametlerinden vuracağız. Kimse bizim obaya gönderdiğimiz kişinin casus olduğunu anlayamayacaktır. Güzel. Sencer'i obada avlayamayız. Obadan ayrılır ayrılmaz. Casus bize haber versin gece, gündüz. Hiç fark etmez. Yakında Sencer'in sonu gelecek. Yakında. Sencer abi. Doyun kutlu olsun yiğidim.
Sağ olasın. Senin sayende. Elimde, avucumda akçem yokken benim ocağımı kırdın. Al çiçeği alabilmem için aracı oldun. Daha ne yapacaksın ağabeyim? Al çiçekli bir karar aldık. Eğer oğlumuz olursa adını Sencer koyacağız. Eyvallah kardeşim. Oğlunuzla ordu, kızınızla obu olasınız inşallah. Amin, amin ağabeyim. İnşallah sen de gönlünün dilediğine varırsın. Eyvallah. Gel, gel oturalım şöyle. Sen oturasın beni. Biz sana aşla göndeririz Zırkat'a. Ay Allah razı olsun oğlum. Siz olmasanız ben bu hallerde kurda kuşa yem olurdum yavrum. Neneye aş getirin. Yiğitler, cenge nasıl ki toya gider gibi gider iseler, toylarında da kılıç kalkanla şevke gelirler. Haydi, obamızın yiğitleri kılıç kalkana duralar. Buyurasınız Melik Hazretler. Maşallah. 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 Maşallah.
razı olsun. Var olasınız yiğitler. Yüreğinize sağlık yiğitler. Eyvallah Korkut Ata. Askerler, sen ses konuştuğumuz yere gidesin. Sen de bana gel, haydi. Bu asker nereye gider? Yoksa kitabı çözdüler de beni mi yakalamaya gider? Söylediğimiz kişi geldiğinde kitabı da çözmüş olacağız. Gelecek kişinin ihtisası hususi yazılardır. Kitabı mutlaka çözecektir. Ters haber salacağım. Gece yola çıkar ise sabahına burada olur. Eğer dediğiniz gibi ise kitabı görür görmez mesele aşikar olacak idir. Sakın ola kapıdan ayrılmayın ha. Kitabı daha çözememişler. Ama bekledikleri her kimse o geldiği vakit muhakkak çözecekler. O gelmeden evvel davranmalıyız. Her ne pahasına olur ise olsun, o kitabı orada bırakmayacağım. Baş olan Allah'a ısmarladık. Koyunuzu, obanızı, her şeyinizi çok beğendim. Sağ ol. Sen de sağ ol kızım. Güle güle git. Biz toy kafilesini Alpdoğan'ın vazifeli olduğu yere kadar uğurlayacağız. Obamızın çocuğudur. Biz uğurlamazsak kimsesiz gibi görünür. Töreye yakışmaz. Sen de turnayı bırakınca tez dönesin. İyice bir hasret giderelim. Olur ana. Nene, biz de seni ararız. Haydi çadırını hazır ettik. Sen istirahat edesin. Ben iyiyim oğul. Biraz böyle obayı gezsem iyi gelir. Şimdi obada el ayak çekilecek. Herkes işine gücüne dönecek. Sen istirahat edesin. Sonra gezersin obayı. Haydi. Haydi nene.
Ne oldu? Haber var mı obadan? Var. Obaya gönderdiğimiz kadın Sencer'in ne yana gittiğini görememiş. Görememiş mi? Casusun görememiş. Öyle mi? O zaman sen neden geldin buraya? Ha? Hani senin casuslarına güvenebilirdik? Hani su gibi akacaklardı? Sencer'i gözden kaçırmış. Ama onun en sevdiğini. Anasının canını sunacağım sana. Anası mı? Adı Başulu. Ha. Obadaki toy kafilesiyle beraber yola çıkmışlar. Obanın beyi de kafilenin içindeymiş. Doğu tarafına doğru gitmektedermiş. Güzel. Güzel. Sencer'e hayatı boyunca unutamayacağı bir ölüm acısı yaşatacağım. Bunu hak etti. İstediğim tam da buydu. Savaşçılar! Kan Gölü için hazırlanın. Çok yakında Sencer'in anasını ve o kafiledeki herkesi kılıçtan geçireceğiz. Haydi! İntikam için hazırlanın. İntikam! İntikam. Ne oldu? Nereye gitmiş gariban kadın? Bilmem beyim. Apar topar hazırlanıp obadan çekip gitmiş. Kimse de görmemiş. Bu işin içinde bir iş vardır Togan. Kadın gariban değil. Belli ki casus. Her şeyini bırakıp apar topar gitmiş. Birilerine haber uçuracak. Kimlere? Ya Batınlilere, ya Haçlılara. Oba dışında tehlikede olan iki yer vardır. Biri toy kafilesi, diğeri de Sencer ve yiğitler. Ben kafileye yetişeyim, sen de Şelemzar yoluna gidip Sencer'e haber edesin. Bir alple de Melik Tapar'a haber yollayasın. Başlarına bir şey gelmeden yetişelim Togan. Haydi. Usta'ya ereceğiz. Sencer yakında gelip beni babamdan isteyecek. Babamla bir daha konuşsam mı acaba? Sen çık. Yine Sencer'le obasına gitmişsin. Bak kızım, gayrı büyüdün, evlenme çağına geldin. Sencer'le adınız çıktı. Herkes sizi sözlü sanır. Bu şekilde görüşmeniz usulen münasip değildir, bilirsin. Buna bir nokta koymanın zamanı geldi. Sen koskoca Şelemzar emirinin kızısın. O ise ne yüdüğü belirsiz basit bir obalıdır. Demem o ki Sencer sana layık biri değildir. Baba öyle deme. Sencer çok iyi biridir. Sen de biraz tanıyabilseydin. Seninle evlenecek kişi bize yaraşır biri olmalı. Bugün tüccar Faysal geldi. Seni benden istedi. Tüccar Faysal. Sen ne dedin? Olmaz deseydin. Olur dedim. Hazırlıkları başlatacağım. Tez vakitte Faysal'la evleneceksin. Ama bana bunu nasıl yaparsın? İstemeyeceğimi bile bile beni nasıl verirsin? Bu istikbalimiz için gerekliydi. Başımızdaki belaları bilir misin? Bu evlilik belaları defedecek. Sencer'den gayrısına varmayacağım. Biz birbirimize gönül verdik. Yeter turna. Yetmez baba. Beni ticaretine alet ettin. Öz kızını bir tüccara peşkeş çektin. Birbirinize verdiğiniz gönlünüzü söker atarım.
Sencer'i unutacaksın. Tez vakitte Faysal'la evleneceksin, o kadar. Obaya yoksul bir kadın gelmişti. Casustur Sencer. Kimseye görünmeden çekip gitmiş obadan. Emniyet aldınız mı obayı? Aldık, lakin toy kafilesi yola çıktı. Onlara pusu atabilirler diye Arslan Taş oraya gitti. Ben de size haber vermeye geldim. Kafile obadan çıktıysa obaya bir fenalık yapmazlar. Ne yapacaklarsa kafileye yapacaklar. Elimizi ters tutalım yiğitler. Haydi! Ben de size haber vermeye gelmiştim. Kimsiniz? Ne istersiniz? İntikam isteriz. İntikam. Sencer'in unutamayacağı bir intikam. Oğlum bunu sizin yanınıza koyar mı sanırsın? Demek Sencer'in anası sensin ha? Artık seni geberttikten sonra anlayacağız, yanımıza bırakır mı bırakmaz mı? Hepinizin aklına kanla yazacağım adımı. Ben Markus. Saldırın! Salınlar!
Hiç merak etme kadın. Öldüğüne üzülme. Yakında oğlunu da senin yanına göndereceğim. Kapıya bir vurdu dediyseniz ben o kitabı oradan alacağım. Dışarıdan kimse giremez diye kitabı açıkta bırakırsın. Ama sabah arkadan girip alır bu kitabı. Seni bir kez daha mağlup ettim Nizamülmülk. O kadar da emin olmayasın Sabah. Gerçek yüzün imdi aşikar oldu.
Hasan Ter! Hasan Ter! Hasan Ter! Yaralanmışsın. Kim pus attı? Açlılar. Obanın alpağı Beret'ti yolda. Ben de kafileye pusu atılacağını tahmin edip geldim. Anca düştüm. Kim yaptı bunları? Açlılar. Anam. Anam nerededir Hasan Ter? Koş ulan! Ana! Baba! Ana! Ana! Koş ulan! Ana dayanasın. Dayanasın ha. Baba! 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 Dayanasın ana. Dayanasın. Yetiştik baş ulan, açasın gözlerini. Ana açasın gözlerini ana. 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 Oğlum deyip sarılmıştın içimize. Gene sarılasın baş ulan. Açasın gözlerini ana. Beni bırakıp gitmeyesin ana. Beni bırakıp gitmeyesin ana.